Julia. Mi amante la Denizin dibinde yer mi olurmuş be? Yağmur demirde. Yağmur Bey de olabilir. Daha kalkılmış. Dün gece rüyamda çok güzel bir ziyafet sofrası gördüm, canım çektiler. Sen de bana akşama böyle bol yemekli bir ziyafet sofrası hazırlasın. Manikaysın. Sen rüyanda Cindy Crawford'u görsen, canım çak çekti, bana bir Cindy Crawford yapabilir misin mi diyeceksin. Maymun iştahlayı. İyi madem öyle ziyafet sofrası hazırlamayacağım, o zaman geç içeride helva kızart. Ne helvası be? Cemizli tahin ayısı. Ziyafet sofrasını hazırlamazsan seni öldüreceğim. Kendi helvanı da işte ölmeden evvel kızartmış olsun ha. Hem ölmeden evvel helvandan tatmış olsun bir iki tane. Bak bak bak. Parantez içinde bak. Ne kadar merhametliyim bak bak. Görüyorsun değil mi? Hiç kusura bakma. Yani ziyafetlik yemek hazırlamayı bilmiyorum ben. Ziyafet cahiliyim. Bilmiyor mu? O zaman sana öğretelim. Bak şimdi malzemelerimizi hazırlayalım. Sana yemek tarifi verelim. He, malzemelerimiz hazır Ümit Efendi. Hadi başlayalım. Şimdi hazırlayacağımız yemeğin adı kahılmış bayıldı. Allah seni adı verdi. Kahılmış bayıldı. Ulan bu ne biçim yemek ismi be? İşte öyle bir yemek ismi. Şimdi evvela yemeğe başlamadan evvel şöyle malzemelerimize bakalım. Evvela orta boy kıvamında bir kahılmış alınır. Kulak memesi kıvamında karıştırılır. Lan bıraksın Allah belanı vermesin lan varit defnesi bayıl. Bundan sonra iri bir yumruk alınır, hazırlanır ve alnının çatına dağılır. İşte kahılmış bayıldı. Ne talimsiz başım bağırmış benim ya. Nereye gidiyorsun lan dur. Ya şimdi kalkılmış oturtma, kalkılmış kızartma, kalkılmış yarok yapacağız daha. Dur bakayım gel. Bırak, bırak. Allah cezan ver. Allah belan vermesin. Bırak, Allah cezan ver. Surut şimşeği Tepeköylü Efeoğlu. Kadir abi bak aradığımız yarım ayağımıza geliyor. Yok ikisine her geldi. Selamünaleyküm. Oo aleyküm selam getirmiş. Yüksek müsaadelerinizle kayfaya girebilir miyim Kadir abi? Girebilir miyim ne demek getirmiş? Bundan sonra sen bu kahvede kırmızı pasaportlu sayılırsın. Yani bu ne demek? Benden izin almadan bu kahveye girebilirsin demek. En gözünü sevdiğimin globalleşmesi. Sen nelere kadirsin be? Ben de kalan kahveye laf patanak girebileceğim. He üstelik bu kahvenin VIP köşesinde. Yani benim masamda oturacaksın. Ya. Aferin, aferin. Getirmiş. Duyduğum kadarıyla sen atlardan iyi anlarmışsın. Yani atların orijinlerini falan bilir misin ha? İyi duymuşsun abi. Ayıp bir söylemesi. Veli Efendi benim yanında çırak kalır. Hatta Türkiye Jockey Kulübü 900-900 ara Al Capone hattı gibi 900-900 ara itilmişi hattı kuracakmış. Üstelik insanlar arayıp senden tüyo alacaklarmış. Doğru mu? Doğru abi. Jockey Kulübü Başkanı Ömer Faruk Yirgin yakın ahbabım olduğu için irca etti. Ben de kıramadım. Üstelik senin elin çok hafifmiş, itilmiş. Doğru da hafif. Ne demek istiyorsun abi? Yani iyi iğne yaparmışsın. Bu gece gizlice ahırlara girip yarın koşacak atlardan birine bu dopingi yapacaksın. Biz de yarın o ata oynayacağız. At birinci gelecek. Böylece sayende bütün mahalleleri zengin olacak. Sen kafayı mı zıplattın Kadir abi? Atlara doping yapılıyor diye bir şey duydun mu sen? Öyle şey yok ki. İyi ya oğlum. İlk biz yapacağız. Böylece kimse kullanmamış olacak. Ben canıma susamadım Kadir abi. Jockey kulüp bir duyarsa vallahi canımı okurla beni linç ederler onlar. Bu dopingli iğneyi almazsan asıl ben seni linç ederim. Tamam abi aldım. Üstelik bir jokeyin yumruğundan ne olur ki? Kerpecik yumrukları vardır onların. Bu işi yapmazsan ben seni şu balyoz yumruklarımla öyle bir linç ederim ki o zaman görürsün.
Sen daha işe gitmedin mi la yatalak inek? Ula terminatör yok. Öyle bir dövdün ki kolumu kıpırdatamıyam. Ben kıpır diyem gene kıpırdamıyam. Kıpır, kıpır. Bak hiç beni dinleyem. De sen işe gitmezsen benim olağan rakı ve altılı kanyen mesarıflarımı kim karşılayacaklar? Artık ben bilmem orasını. Bir iş bulur çalışırsın. Ha ben bugüne kadar kadın halimden çalışıp sana baktım. Bir de herkese sen bana bak. Ana sen kalkınmış. Beni bak. Seni ayağa kaldıracak şahane bir formül buldum. Ana lan ne ulan? Nereden buldun onu? Ne yapıyorsun? Dopingin iyi bağını sormak almış. Ulan doping mi yaptın sen bana? Ulan temizlikçiler konfederasyonu duyarsın beni temizlik olimpiyatlarından diskalifiye ederler. Nasıl lan hayat belirtileri var mı kalkınmış? Valla ne bileyim ben. Benim bir enerjim böyle doldu. Sanki tekrardan doğmuş gibiyim. Ya, bir içimden hoplamak, zıplamak geliyor. Vah valla. Geldi mi? Çok iyi hissediyorum ya. Valla çok iyiymiş bu be. Hadi ben kovaya girdim. Sana ne olacak? Kız sana söyleyeceğim ama kimseye söylemeyeceğine söz ver. Ben söz vereyim. Temizlikçi sözü. Öyle mi? Ya, ama uzatma bir anlatacağım. Bak akşam rahatsız yaptıktan sonra televizyonu açtım. He? Anam bir de ne göreyim kız? Erkek güzellik yarışması yapılmıyor mu? Sabaha kadar gözlerimi kırpmadan onları seyrettim. Allah bilanı vermiş. Sen o yüzden mi geç kaldın ya? Ha, kız sen öyle diyorsun ama yani bu kadar güzel erkeği bir arada görmek mümkün değil. İçinin yağları böyle eriyor. Kaç yıllık profesyonel seksi kadınım. Hiç bu kadar güzelleri bir arada görmedim. Hakikat mı diyorsun kız? Pek güzelim. Öyle, Allah bilanı vermesin be. Beni de yoldan çıkarttın sen be. Hışım gücüm var be. Gidiyor hadi kırak. Kız dur. Nereye gidiyorsun? Bekle yetişemiyorum. Buna ne olmuş? Senedine bir anne var yüzüm diye, yüzüm diye, yüzüm diye. Canan ucu bakışları kuzünde, kuzünde, kuzünde. Kuzünü sevdiğimin dopingi. Vallahi Hülya Avşar'ın reklamlarındaki gibi beş ayrı parçayı bölünmeden beş ayrı işi de yapabiliyor. Kuzun diye, kuzun diye, canan ucu bakışları kuzun diye. Aa, kalkılmış. Ayol pratikliğine hayranım. Bir anda kaç iş birden yaptı. Bravo vallahi. Ben çok işlevli İsveç temizlikçisiyim. Hani çok işlevli İsveç çakıları var ya ondan yani. İki saatte evi pırıl pırıl yaptın. Her işi bir anda yaptığın yetmiyormuş gibi bir tane espri sıkıştırıyorsun. Ben temizliğim profesyoneliyim. Vallahi her şeyi bile şıpıdanak yapabilirim. Bir de o ütülmüş ayısını bir temizleyebilsem. Biraz daha çabuk olabilir misiniz ah, acaba? Tamam, benim işim tamam, bitti. Tamam, tamam. Daha başka tamam, bir yeri temizlemeye tamam, daha gideceğim tamam, ya. Tamam. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Selamlar, saygılar, helvetler. Lan itilmiş. Vallahi yerimde duramıyorum ya. Nereden buldum bu iğneyi de yaptım lan? Vallahi bir yere kendimi maynak gibi hissediyorum. Oynuyorum, hopluyorum, zıplıyorum. Vallahi enerjim hiç bitmiyor. Bak şimdi sana artistik bir perengi atayım. Gördün mü? Bak enerjim hala bitmedi. Vallahi 5 saatte 2 tane ev birden temizledim. Bana mısın demedi. Hiç bu kadar param olmamıştı valla. Param demek istedin yani. Ve bakayım dili süstü ve param. Ya avucunu yalarsın. Paranı şu şekilde ödememi ister misin? Diyalektik ayol. Ah dedin, aklıma çok güzel bir fikir geldi. Şu yeni aldığım yumrukları hiç görmüş müydün sen? Allah kalkmış, dopingletmişler seni, feleğim şaştılar. Ve dedin de aklıma çok parlak bir fikir geldi. Ulan bundan sonra dayak hayatımız bayağı değişecek, renklenecek. Şimdi itilmişim. Seninle çarkı felek yarışması.
çalışması yapıp şaşan feleğinin netlik ayarını tekrar düzeltmeye çalışacaksın. Şimdi bu elimde görmüş olduğun kaşık var ya, çarkı felek yarışmasının şeysi olsun. Hani bir yere dönüyor ya, ondan sonra duruyor. İbresi olsun yani her şeyle. Ya hazırsan başlayalım yani. Ne olsun, yapma lan kakalım işte. Kuş düşeceği bu kadarı ezmek mi lazım? Evet, bir önce çeviriyorum. Çok bağlısın Betirmiş. Şimdi bir sessiz harfiyeyle bakayım. Ya bittik sen kalkınmışsın B'si. Şimdi panımıza bakıyoruz. B harfimiz yokmuş. Tekrar çeviriyorum. Ana bu sefer de iflas yoktu. Mecburen böbreğini iflas edeceğiz. Ben de iflası görmüyorum lan. Pas işte, basmaya pas geldi lan. Yalan yok. Mübreklerini iflas ettireceğiz. Şimdi tekrar çeviriyoruz bakalım. Evet, 750 puan. Bir de sesler söyle bakayım. İstersen satın alabilirsin. Şu doping etkisi mi geçti? Sana 750 puana triplex biterim mezar alırız. Ulan sesli bir harf satın alsana, salın! Demek A harfini satın alıyorsun. A harfini satın aldığına göre direktman yumruğun Y'sini, tekmenin T'sini, dayağında D'sini promosyon olarak bedava veriyoruz. Beğendin değil mi lan? Promosyon ayısı. Şimdi hediye standımıza geçiyoruz. Ana! Otoyumdan tam otomatik yumruk seti kazandım, itilmiş. Sence sakıncası yoksa kalkılmış, kazandığım hediyeleri Kızılay'a bağışlayabilir miyim? Anne, sen çok akıllısın be, hiç öyle şey olur mu? Kazandım, alacaksın. Lan hibe ediyorsun diye, lan hibe lan. Anne. Hey gidi dopingi icat eden Profesör Albert Doping abi. Nur içindeyiz inşallah. Sayende itilmişten yaklaşık bir haftadır birikmiş olan intikamımı aldım. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Ne oldu lan itilmiş, ne bu? Sorma Kadir abi, at depti vallahi. Hem de öyle bir depti ki feleğim şaştı. Ve yüz doping şişesi de kırıldı abi. Lan salak. Zaten bu işi beceremeyeceğini tahmin etmiştim. İyi ki yedek bir doping şişesi almışım. Getir ulan şu doping şişesini. Ya bunun yedeği mi var abi? Çok makbulü geçti vallahi bize. Sırtarma lan, sırtarma. Eğer bu şişeyi de kırarsan kendini ölmüş farz et. Hatta farz etme kısmını sen hallet. Ölüm kısmını severek ben hallederim. Hiç kırar mıyım abi? Bu benim için çok makbule geçti. Çok işimi görecek vallahi. Ne biçim bir enerji bu be? Hiç bitmek bilmiyor. Ana! Acaba diyorum, hükümet gibi gidip konuşsam. Bu nükleer enerji yerine adam direkt kendi enerjimi satabilir miyim ben? Hem çevre kirliliği de yapmam. Ne de olsa bunca yılın temizlikçisiyim değil mi? İyi günler kalmış hanım. Sen mi geldin framboazlı ayı? Ben de enerjimi nereye sarf edip diye düşünüyordum. Şimdi buldum. Yer misin yemez misin? Kalkılmış hanım. Kendime yapacağım bu topik iğnesi seyyesinde hayatta hiçbir enerjin kalmayacak şimdi bak. Çünkü seni geberteceğim lan kakalım. Kendini yapma, Allah aşkına yapma bak. Doping ayıların sağlığı için çok tehlikeliymiş, yapma. Ya, ayıların sağlığını bilmiyorsun emme. Kakılmışların sağlığı için çok tehlikeli olduğunu biliyor. Zaten şimdi bunu bilimsel olarak da kanıtlayacağım. Anam, elveda hayat. Şimdi çıkın kakılmış, sokul bakalım paraları, boğun geniş altılı oynayacaksın. Ulan para mı bıraktın ki istiyorsun? Temizliğe gidip kazanayım, ondan sonra oynarsın. Lan kakılmış, nohuttan küçük mercimekten büyük beyninle bana akıl mı arıyorsun lan? Bana mazeret değil, para lazım, para. Ne parası be? Bütün parayı akşam okuya giderken almadım mı? Bak, hiç param yoktur ha.
Ha? Ha? Bu ne lan bu? Ha? Bu ne bu? Kani yoğurdu, kağıt mendil mi lan bu? Ulan! Hayır ulan burada bana! Ulan bu benim otobüs bileti param! Gidiş dönüş bileti alacağım kendime! Lan sen ya, gidiş dönüş bilet alacaksın diye ben iki at eksik mi yapacağım? Salaklar he! Ulan yabani atların çiftesine gelesin inşallah! Ulan rahmetli Ceyhan Yuhuk ne güzel demiş! Eve para getirmeyen karının sırtından sopayı eksik etmeyecek değil. Büyük adamıdı bu C.R. Yuhik ama Türk halkı kıymetini adeye başladık. Ulan hayırlar Fahri Başkanı, yol paramı da aldım. Daha ne istiyorsun lan? Ben de herkes gibi toto kuponunu tam doldum onu istiyorum. Geniş altın oynamak istiyorum. Demek ki kazandığım para yetmiyor. Daha çok kazanman lazım he. Ulan bu herif çıldırdı mıdır dedim lan. Her gün temizliğe gidiyorum ya dedim. Ben her gün değil, her dakika temizliğe gitmen gerektiğini daha ne yapmadı bu salakları. Bana bak. Bana bak. Nasıl olsa bu sabahın akşamı da var. Biliyorsun kışın geceleri uzun geçer. Çok para kazanmadan gelirsen sabah ezanına kadar dayak yesin kabarın olsun. Sabah ezanıyla beraber cenazen çıkar inşallah! Çayları bitirdim hanımım. Şimdi burada sıra. Başlayayım mı? Yok. Şöyle bir kabasını al hemen bitiriver temizliği kakılmış. Niye ki hanımım? Yoksa yaptığım temizliği beğenmedin mi? Hayır canım kakılmış. Bak müvekkilim gelecek, çalışmak zorundayım. Elektrik faturasının bugün son günü. Ödemeyi unuttuk. Bunu senin yatırmanı istiyorum. Ha, tamam hanımım yatırım. Tamam o zaman bak bu $100 tamam mı? Bunu ilk önce gideceksin döviz bürosunda bozduracaksın. Parayı aldıktan sonra bankaya gidip yatıracaksın ama. Tamam anladım. Bankaya. Anladım. Önce döviz bürosu sonra banka. Bu da fatura. Tamam. Bak makbuzu bana getirmene gerek yok. Şimdi bankayı biliyorsun. Tam bankanın karşısında banknot menkul kıymetler bürosu var. Tamam. Oraya gideceksin. Orada benim eşim çalışıyor. Ercan Bey. Tamam. Ercan Bey'i göreceksin. Makbuzu ona vereceksin. Tamam. İşin de bitecek. Önce döviz bürosuna gideceğim. Sonra bankaya. Sonra bu adresinde Ercan Bey var. Faturayı da ona gideceğim. Al bu senin yürümeyen. Sana taksi para. Sakın otobüse bineyim deme. Tamam mı? Sağ ol. Teşekkürler kadınmış. Teşekkürler. Çabuk ol. Önce döviz bürosuna gidecektim. Sonra bankaya. Kakılmış. Çabuk ol. Geç kal. Tamam gidiyorum. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Kafayı mı üşüttün? Bizim kalkılmış taksiler hem de döviz burasına gidiyor. Ya hakikaten lan! Allah! Kalkılmışsın parayı da düşmene! Hadi alayım! Tamamdır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi kankayı bulalım. Vay babayın kemiğine, la bu kalkılmışlar yarısında çok büyük para var. Döviz bozdurdu, tankaya para yatırdı. Şimdi de hisse senedi alıyor. Ama yine de helal olsun lan. Her gün bir ton zopa yemesine rağmen milyonlar olduğunu belli etmeye. Lan bu kurbağayı ürkütmeyin. Paralarını tatlılığından almak lazım. Yoksa Halil Bezmen gibi paraları alıp kaçar. Yusuf abi be. Bana bir 5 milyon borç ver, gözünü yağını yiyin. Zengin olacağım vallahi. Hadi lan Armut, benden parayı alıp okey oynayacaksın değil mi? Ya okeye ters bakayım, yemin ediyorsun oynamayacaksın ya. Bizim kalkılmış milyarderimiş de haberim yok. Bu parayla onunla şirinlik yapacağız. Doğru mu söylüyorsun lan? Yalan söylersem şu mal buraya ters bakayım vallahi billahi. Ya bir 5 milyon ver, alayım şu parayı. Kalkılmışa gözler bir şirinlik yapayım, elinden paraları kapatayım. Yarın zamanla paralarını getiriyorsun. Gülmüş kardeşimin dert ettiği şeye bak. Senin paraya ihtiyacın olacak da ben vermeyeceğim ha. Olacak şey mi? Al bakayım. Ne de iyilik düşünürsün artık. Ya söz diyorsun ya. Yarın sabah erkenden paranın fazlasıyla getireceğim ya. Bana bak. Yusuf abimden çay parası alma. Çayları benden.
Nerede kaldın be kadın ya? Ulan Ali Kıran baş keser. Ha 3 dakika geciktim. Ha dövecek sen de bir an önce Zofra'yı hazırlayın. Aa, dayak da nereden çıktı? Akılmış. Ha sen hep cennetten çıkmış dersin ya. Ya bana bak bundan sonra sana bir fiske vuran karşısında beni bulur tamam mı? Ha bak bak sana ne aldım. Ne bu lan? İçinde bomba mı var bunun? O nereden çıktı gülüm? O gülüm mü? Ya bak sana çok sevdiğim hırkayı aldım. Hediye olarak bak. Sen az mı olarak mı aldın? 40 yılın başında bir karıma hediye alamaz mıyım? Aç bakayım aç bu hırkayı aldım diyorum. Kız çok beğendi bu hırka. Ne edeceğim ben o hırkayı beğendim ne? Hadi bakayım şimdi sen bunu geç. Yemeği dışarıda yiyeceğiz. Ne lan? Niye dışarıda yiyeceğiz? Evden mi attılardı yoksa? Evden atmadılar. Yemeği dışarıda kebapçıda yiyeceğiz kız. Kebapçıda yağ mı yiyeceğiz? Kız kebap yiyeceğiz. Kebap. Hadi bak sen bunu geç. Ben de gideyim hazırlanayım bir tıraş olayım. Gözlerim evde çeşitli organlarına kebap yaptığı yetmiyormuş gibi bizi kebap yapacak. Derdi mi lan? Bana bak garson. Hanımefendiye bir de künefe getir. İyi bakayım kalkın bir şeyi. Ulan bozuyor. Beni doğmak için kibarlık yapmana gerek yok. Lan bana bak şu dayak işini unut da ya sana ya. Bırak dayağıma ya. Böyle şeylerden konuşalım. Mesela paradan bahsedelim. Çok paradan he. Çok parayı kim kaybetmiş ki biz bulacağız be. Vay babayın şarap çanağı. Ulan kalkın bir sıkı çıktı. Paradan bahsetmeye yanaşma ya. Kalkınmış be. İnsanın senin gibi bir karısı olsun, 5 milyar borcu olsun kız. 5 milyar mı? Vallahi hesaplamadım ama bugüne kadar 5 milyarlık doğmuşsundur herhalde. Şimdi gelelim asıl meseleye. Kalkılmış. Benim beynimde tümör çıktı kız. Doktorla ameliyat için 2 milyar lazım diye ne diyeceğiz? 2 milyar mı? Nereden bulacağız o parayı be? Der tümüne. Ya senin kıyıda köşede biriktirdiklerinden bir 2 milyar çıkar diyorum be. Ben de ameliyat olur ne? 2 milyar mı? Ha kafayı üşütüyor. Dayağı ben yiyorum kafayı bu üşütüyor. Kenarın köşedeki paramı. Ulan temizlik parasıyla hiç para biriktirilir mi? Garson. Künefe kalsın koçum. Aa bak kalkılmış. Boğum seni Doğuz bürosunda gördüm. Panga'da gördüm. Oradan çıktın oraya girdin. Yalan söyleme lan. Sende Sabancı kadar para var. Anam. O paraların hiçbiri benim değerli ki. Hepsi avukat hanımındı. Avukat hanımındı. Lan tamam anladık. Doğuz avukatındı anladık. He? Para kimin idi lan? Ne işin vardı aşam aşam pankada he? Ama hepsi avukat hanımındı. Avukat hanımın elektrik parasını yatırmak için gittim bankaya. Demek suç ortağın avukat hanımıdır he. Lan madem bir iş birliği yapıyorsun benimle niye ortaklık etmeye ondan kalkılmış? Vallahi o paranın tek kuruşu benim değerliğim gözüm önü mahsus be. Lan tamam tek kuruşun yoksa zaten iki gözünde iki kulağında oğlun akacak. Gel lan kalk pankaya gidiyoruz hadi. Lan bu saatte banka açık olur mu lan be? Lan sen aç dur sen karışma. Gel gör de hadi. Dur sen hadi Karsun Bey. Ha bunları sarar mısınız? Lan ben ayı kusurma ne diyeceğim lan? Sen bana bak kalkılmış. Mantıklı bir sebep buldum. Alamadın yoksa seni döverim. Bak haberim olsun. Lan panda bozmasın. Öyle de demiyorum böyle de demiyorum lan. Ben neyini düşüneceğim artık. Bana bak. Git çabuk kapıyı aç. İçeride işimiz var deyip def et. Yoksa elim soğumadan burada ol geberdedin sen. Buyurun. İtilmiş evde mi yenge? He evde. Siz kimsiniz? Bana Ayı Yusuf derler. Ama şimdi burada katil Yusuf olarak bulunmaktayım. He belli oluyor. Siz itilmişin 5 milyon lira aldığı adamsınız, beysiniz değil mi? Evet. 5 milyon kere dağıtacağım o ergelerin suratını. He. Bir mahsuru var mı? Yok canım. Ne mahsuru olacak? O da içeride sizi nasıl kazıkladığını anlatıyordu bana. Allah! Yedim ulan itilmiş mi?